Rusya'da devlet kapitalizmi, Stalinizm konusu biraz hani tarihe dönük bir tartışma gibi görünüyor belki ama devlet kapitalizmi teorisi, disipi ve uluslararası sosyalizm akımını solun diğer kesimlerini ayıran en önemli ideolojik yanlardan bir tanesi. Ve sadece geçmişe dönük bir değerlendirme değil, aynı zamanda sosyalizm anlayışımızı da içinde barındıran bir tartışma. Aşağıdan sosyalizm anlayışının oluşmasında devlet kapitalizmi teorisinin çok önemli bir yönü var. Dolayısıyla aynı zamanda bugün de bakışımız ve sosyalizmin bakış açımızı da belirleyen bir ideolojik yaklaşım olması sebebiyle biraz sadece geçmişe dönük bir tartışma değil, günümüzdeki birçok mevzuya da ışık tutan bir tartışma olacağını düşünüyorum. Ve bugün devlet kapitalizminin önemi, yani Rusya'da devlet kapitalizmine baktığımızda tabii ki Rusya'yı konuşacağız ama bugün Çin gibi, Küba gibi, Kuzey Kore gibi, bugün günümüzde hala devam etmekte olan çeşitli devlet kapitalist ülkeleri anlayabilmek için sadece bunları anlayabilmek değil, aynı zamanda buradaki sınıf mücadelelerini anlayabilmek ve oradaki işçi sınıfının oradaki egemenlere karşı mücadelelerinde doğru taraf tutabilmek için yine bizim devlet kapitalizm teorisine ihtiyacımız var. Bir başka önemi ise bu tartışmanın bence Türkiye'de Türkiye sonunu anlamak açısından devlet kapitalizm tartışması çok önemli. Çünkü referansı bir çeşit kapitalizm olan, ütopyası bir çeşit kapitalizm olan bir solla Türkiye'de karşı karşıya. Solun çok önemli bir kısmı böyle. Hala Stalin savunulmadan devrimci kalınamaz diyen sol teşkilatların işte çok 1 Mayıs'larda bunları görüyoruz, yine göreceğiz muhtemelen Stalin posterleriyle gelecekler. Kendilerini açıkça ifade ettiği bir yerde yaşıyoruz. Dolayısıyla bunların bu yukarıdan sosyalizm anlayışının nereden kaynaklandığını görmek açısından da yine devlet kapitalizm teorisini anlamamız gerekiyor. Bir başka yanı ise gerçek Marksist geleneği savunabilmek açısından devlet kapitalizm teorisine ihtiyacımız var. Çok yani Komünist Manifesto'da Marx'ın komünistleri tanımlarken şöyle bir şey söylüyor. İşçi sınıfının burjuvaziye karşı verdiği mücadelenin içinden geçmek zorunda olduğu çeşitli gelişim aşamalarında her zaman ve her yere bir bütün olarak hareketin çıkarlarını temsil ederler. Yani komünistlerin görevi her zaman hareketin çıkarlarını, işçi sınıf hareketinin çıkarlarını temsil etmektir. Dolayısıyla geçmişte bir şekilde bu yapılmadığı zaman hani buradan nasıl bir komünizm ortaya çıktığını bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda gerçek Marksist geleneğe sahip olup gerçek Marksist geleneği savunabilmek açısından da yine bizim dönüp Tony Griffin ortaya attığı bu Rusya'da devlet kapitalizm teorisine dönmemiz gerekiyor, buna bakmamız gerekiyor. Marksist'ten sapmalar sadece tabii ki Stalinizm'den ibaret ya da devlet kapitalizm'den ibaret de değil ve bunların bir başka, yani ilk sapma bu değil. Mesela Kautskycilik de böyle bir önemli, dünya solunda önemli bir sapma. Ve bunların kavramamız gereken, hani devlet kapitalizm açısından da önemli olduğunu düşündüğüm yanı şu. Bunlar farklı, bir belli maddi temellere dayanıyor. Yani belli sınıf çıkarlarına dayanıyor. Sınıf çıkarlarının farklılaşması nedeniyle ortaya çıkan bölünmeler esas olarak. Ve güncel anlamda belli siyasi tartışmalara verilen farklı yanıtlardan esas olarak ortaya çıkan tartışmalar. Bu da esas olarak yani bürokrasi diyebileceğimiz, sendika bürokrasi diyebileceğimiz ya da küçük burjuva hareketler diyebileceğimiz, kesimler diyebileceğimiz katmanların çıkarlarının genellikle bir şekilde o işçi sınıfı çıkarlarıyla çatışması üzerinden ortaya çıkan sapmalar. Devlet kapitalizminin ne olduğuna baktığımızda en genel anlamda devlet kapitalizmini belki şöyle tanımlayabiliriz. Stalinizmin Sovyet Rusya'da kendisini bürokratik bir sınıf olarak örgütlemesi, yani bürokrasinin yani bir anlamda bir memurlar hiyerarşisi olarak tanımlayabileceğimiz bir katmanın kendisini bizim bildiğimiz Marksist anlamda bir sınıf olarak örgütlemesi ve Rusya'da işçi sınıfı kazanımlarını bir karşı devrimde tedrici bir şekilde ortadan kaldırarak yerine kolektif kapitalist, bir devlet kapitalisti sistemin kurulması esas olarak. Dolayısıyla bu karşı devrim sürecini anlamak ve bu ilk başta söylediğim yani bu dönüşümün, bu karşı devrim yaşanabilmesinin maddi temellerinin neler olduğuna bakmak, anlamak bizim aynı zamanda bu devlet kapitalizmini de daha geniş bir çerçevede anlamlandırabilmemiz açısından oldukça önemli. Bildiğimiz gibi 1917 Ekim Devrimi döneminde yani Rusya işçi sınıfını
görülmemiş bir bilinç ve mücadele düzeyine getiren, çok çeşitli özgürlükleri, çok geniş özgürlükleri Rusya'da hayata geçiren ve aynı zamanda bölgesel anlamda da çok önemli bir ilham kaynağı yaratan, Almanya'ya kadar bölgesel bir devrimi tetikleyen önemli bir devrimci kalkışmaydı. Ve bu devrimci kalkışmanın kazanımlarının elden alınması şeklinde bu bürokratik karşı devrim gerçekleşti. Ve esas olarak bunun temelinde devlet kapitalizm teorisinde bizim anlattığımız en temel faktör şu, yani işçi sınıfı büyük bir devrim yaptı, iktidarı ele aldı. Yani üretimin gerçekleştiği iş yerlerinden itibaren tüm ülkenin ekonomik anlamda ve politik anlamda yönetimi Sovyetlerin eline geçti. İşçilerin oluşturduğu komitelerin eline geçti. Ancak bu Rus devrimin belli zayıflıkları da kendi içinde barındırmaktaydı. Ve bürokrasinin gelişebilmesinin arka planındaki esas neden de bu oldu. Burada en önemli faktör 1917 ve 1921 arasında Rusya'da bir iç savaş dönemi yaşandı ve savaş komünizm dönemi yaşandı. Burada işçi sınıfının önemli ölçüde tasfiye olması ve aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış olan Rusya'nın büyük bir ekonomik yıkımıyla bu yaşanan iç savaşın birleşmesiyle birlikte muazzam bir ekonomik tahribatın yaşanmış olması bu dönüşüm karşı devrimin maddi temelini oluşturuyordu. Bazı istatistiklere baktığımızda örneğin 1913 düzeyinin %13'üne kadar geriledi Rusya'da sanayi üretimi 1921'e gelindiğinde. Büyük ölçekli sanayi üretimi yine savaş öncesi düzeyinin %21'ine, çelik üretimi %4.7'sine düştü. Taşımacılık sistemi hemen hemen tamamen çöktü ve savaş komünizmi döneminin yani artık ürünlere zorla el koyulan dönemin getirdiği bir dizi sorunla beraber Rusya'da salgın hastalıklar baş göstermeye başladı. Açlık baş gösterdi. Köylerden kentlere değil, kentlerden köylere insanlar kentlerde açlık çektiği için göçler yaşanmaya başlandı. Ve bütün bunların sonucunda da işçi sınıfının yapısında, karakterinde çok önemli bir değişiklik savaş komünizminden çıkıldığında ortaya çıktığı görüldü. 1917'de devrimi yapan 3 milyon işçi sayısı 1921'de 1 milyon 250 bine gerilemişti. Bu işçiler de politik olarak tükenmiş haldeydiler. Savaşın yorgunluğu burada bir faktördü. Lenin 1921'de işçi sınıfının durumunu şöyle tanımlıyor Rusya'daki. Ülkemizdeki sanayi proletaryası savaşa ve umutsuz bir yoksulluk ve yıkıma bağlı olarak deklese bir durumdadır. Yani sınıf temelini yitirmiştir ve proletarya olarak varlığı son bulmuştur. Dolayısıyla ortada 1921'e gelindiğinde 17'de devrimi yapan, Sovyetleri canlı bir şekilde çalıştıran, karar alma mekanizmalarında kendi kaderini tayin eden işçi sınıfı değil, aksine yeni oluşmuş olan, işte savaştan yorgun ve bu ekonomik tahribatın etkisi altında ve sınıf olarak, sınıf bilinci ortadan önemli bir şekilde kalkmış bir işçi sınıfından, işçi sınıfı ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu bürokratik bozulmanın en temel arka planını oluşturuyordu. İşçi sınıfının bu deklesi olmasının bir adım ötesinde de aynı zamanda Bolşevik Partisi belli çelişkilerle yüz yüze kaldı. Yani Rusya'da iktidarı elde tutabilmek için bir şekilde Rusya'nın içindeki, Rusya'da biliyorsunuz önemli ölçüde bir tarım toplumuydu. İşte yaklaşık 100 milyonluk bir toplum. Bunun 3 milyonu işte 1900'lü bir işçiydi. Dolayısıyla bu iktidarı elde tutabilmek için Rusya'da Bolşevik Partisi birçok taviz vermek durumunda kaldı. Bu da işçi sınıfının iktidarını biraz daha uzun süre elinde tutabilmesi ve aynı zamanda bu uluslararası devrim beklentisiyle beraber gelişmiş ülkeler, Lenin gibi de önderler, Rus devriminin gelişmiş ülkelerdeki bir dizi sosyal devrim de tetikleyeceği yönünde bir beklentiye sahiptiler. Bu nedenle de bu uzlaşmaları, yani geri adımlar Rusya'da atıldı Bolşevik Partisi'nin liderliğinde. Dolayısıyla mesela burada önemli bir faktör, Rusya'da ordu önemli bir ölçüde tasfiye olduğu için ya da ordu yeniden oluşturmak gerektiği için eski Çarlık Ordusu'nun subayları yeniden göreve çağrıldı. Birçok eski Çarlık Ordusu'ndan gelen subay yeniden Sovyet Ordusu'nda, Kızıl Ordu'da yeniden görev aldılar.
savaş komünizminden sonra NEP dönemi diye bir yine ekonomik tavizler içeren ve yani köylerde tarım alanında bir şekilde küçük burjuvazi çeşitli haklar tavizler veren çeşitli politikalar uygulanmaya başlandı. Ve dolayısıyla bu bir dizi tavizde bu dönem aynı zamanda politik tavizlerdi de. Mesela 1921'de bu savaş dönemi, bu karmaşa döneminde Lenin'in de tabii ki savunduğu bir şey olarak işte belli bir dönemliğine Bolşevik Partisi içinde hizipler yasaklandı ve dolayısıyla parti içi demokrasinin de bu dönemde giderek zayıfladığını, azaldığını gördük. Ama burada bir beklenti dediğim gibi vardı ve bir yol ayrımına doğru bu Rusya'daki gelişmeler gelmekteydi. Bu beklentilerin de bir kısmı yani ya Rusya'da bütün riskler alınarak uluslararası bir devrim hedefiyle hareket edilecekti. Yani Rusya'da iktidarı kaybetmek pahasına bile olsa uluslararası anlamda uluslararası kapitalist güçlerle uzlaşmayan bir hat izlenecekti. Veyahut da işte Rusya'da iktidara dört elle sarılınacak. Dolayısıyla Rusya'da yani uluslararası işçi devrimini tetiklemek yerine sadece Rusya'yla sınırlı olan bir işçi egemenliğini, işçi iktidarını şey yapmak, Rusya'daki iktidarı temellerini daha derinleştirmek yönünde bir adım atılacaktı. Dolayısıyla Bolşeviklerin beklentisi birincisi tarafında olduğu için uluslararası bir devrimin, Alman devriminin özellikle de Rusya'daki devrimin yardımına yetişeceğini düşündükleri için bu tavizleri verdiler. Ancak giderek gelişmekte olan Rusya'daki bürokrasi, bu memurlar hiyerarşisi tabii ki kendi iktidarlarını riske atmak yönünde değil, aksine kendi iktidarlarını daha da pekiştirmek yönünde bir giderek kendi aralarında da bilinçlenen bir sınıf haline gelmeye başladılar. Dolayısıyla bu dönem 1920'ler bu sınıf mücadelesiyle Rusya'da geçti diyebiliriz. Bunun birçok yansımasını hem parti içi mücadelelerde görmek mümkün, hem de aynı zamanda bu sınıf mücadelesini birazdan bazılarını burada değineceğim, çeşitli başlıklar altında görmek mümkün. Dolayısıyla ideolojik anlamda Stalinizm bir dizi ideolojik tahribat yarattı ve işçi devriminin kazanımlarını giderek ortadan kaldıran bir çizgi izledi. Dediğim gibi 1921'de parti içi hizipler zaten yasaklanmıştı. Parti içi demokrasi bu anlamda ileri boyuttan geçici bir süreliğine yasaklanmıştı ve parti içi demokrasi iyi durumda değildi. Ve bu giderek işte 1927 yılında Troçki'nin içinde olduğu, Kamenev'in içinde olduğu Birleşik Sol Muhalefet'in partiden tasfiyesini tamamen getirdi. Bütün bunlar partiden atıldılar. 1929'da Buhari'nin başını çektiği parti içindeki NEP politikalarını savunan sağ kanat diyebileceğimiz kanat tamamen tasfiye edildi. Ve 1929'dan itibaren zaten birinci 5 yıllık plan, 5 yıl kalkınma planı ile beraber parti içinde de bu tasfiye süreçleri noktalandı ve Rusya'da bürokrasinin tam bir hegemonyası altında yeni bir sistemi geçirmiş oldu. Ancak bürokrasi burada varlığını, iktidarını koruyabilmek için bir şeyin de farkındaydı. Uluslararası anlamda rekabet etmek durumunda olduğunu ve silahlanma yarışına girmek durumunda olduğunu. Dolayısıyla bu adımları atabilmek için Rusya'yı hızla sanayileştirmek gerekiyordu, endüstrileştirmek gerekiyordu. Stalin bunu 1931'deki bir açıklamasında zaten çok kendisi bu kelimelerle ifade ediyor. Rusya gelişmiş ülkelerin 50 ya da 100 yıl gerisinde bulunuyordu ve bu mesafeyi 10 yıl içinde kapatmak zorundaydı diyordu. Stalin bunu ya başaracağız ya da bizi ezip geçecekler diye zaten bu ideolojik bu yaklaşım üzerinden kendi ideolojik hegemonyasını oluşturmaktaydı. Dolayısıyla Rusya'nın aynı zamanda ilk başta dediğim gibi görece anlamda geri bir köylü toplum olduğunu da düşündüğümüzde, yani üretkenliği düşük olan bir işçi bir endüstri olduğunu da düşündüğümüzde, bu kadar büyük bir, yani Batı'nın 100 yılda yaptığı sanayi birikimini, sanayi hamlesini 10 yılda yapabilmek için muazzam bir emek sömürüsü yapmak gerekiyordu, çok net olarak koymak gerekirse. Muazzam bir birikim yapmak gerekiyordu. Bu birikimi de sağlayabilmek için işçilerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olması değil, birikim için birikim mantığını, işte daha çok sanayi yatırımı, daha çok tank yapımı, daha çok çelik üretimi, daha çok maden çıkartmak gibi işçi sınıfının kendi rızasıyla savunması, yapması mümkün olmayan bir dizi
politikayı hayata geçirmek gerekiyordu. Dolayısıyla Rusya'da bu dönem oldukça kanlı bir şekilde, bu bürokrasi ve işçi sınıfı arasındaki bu çelişki oldukça kanlı bir şekilde 1920'lerin ikinci yarısından itibaren, özellikle 1929'daki birinci 5 yıllık plandan itibaren hayat bulmaya başladı ve bürokrasi ve işçi sınıfı arasındaki ezel ezilen ilişkisi iyice netleşti. Burada belli, yani bu bürokratik sınıfın, işçi sınıfının kazanımlarına dönük yaptığı saldırıların belli başlıklarını kısaca özetlemek istiyorum. En önemlilerinden bir tanesi, yani bizim 1929'da karşı devrim süreci tamamlanmıştı dememizin sebebi olan şey, üretimin denetlenmesinde 1917 devrimin getirdiği en önemli kazanım işçilerin söz sahibi olmasıydı. 1917 devriminden sonra fabrikaların yönetimi sendikalara bırakılmıştı. Ancak daha sonra işte bu yönetim parti hücreleri ve sendika temsilcilerinin denetlediği, bir de fabrika müdürleri getirildi bunların yanına. 1920'lerin başıyla beraber, yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunların oluşturduğu Troika denilen bir üçlü yönetim var. Dolayısıyla işçiler üretime kendi fabrikalarında, kendi fabrikalarının üretiminde söz hakkına sahiplerdi. 1920'lerde bürokrasinin giderek sendikalarda hakim konuma gelmesiyle beraber bu Troika yönetimi giderek şekilsel bir hale geldi öncelikle. Ve Şubat 1928'de Yüksek Ekonomik Konsey'in kararıyla müdür fabrikalarda tam yetkili kılındı ve 1929'dan itibaren de Troika yönetimi, yani işçi denetimi fabrikalarda tamamen yasaklandı ve tamamen merkezi denetim getirildi iş yerlerindeki işçi denetiminin yerinde. Bir başka saldırı örgütlenme özgürlüğüne dönüktü. Lenin ve Trotski zamanında işçilerin kendi haklarını, kendi devletlerine karşı koruma özgürlüğü garanti altında alınmıştı. Lenin, bizim şu anki devletimiz bürokratik bozuklukları olan bir işçi devletidir. Devletimiz öyledir ki tamamen örgütlü proletarya kendisini ona karşı korumalıdır diyordu. Dolayısıyla işçi devletine karşı 1920'ler boyunca genel grevler örgütlenebiliyordu, işte gösteriler örgütlenebiliyordu işçi sınıfının devriminin kazanımları çerçevesinde. Ancak sendikaların ve devletin giderek bürokrasinin baskı aracı haline gelmesiyle beraber grev sayıları giderek azaldı. Mesela 1922 yılında 192 bin işçi Rusya'da greve çıkmıştı. Rakamın şimdi grafiğine bakarsak 23'te 165 bin, 24'te 43 bin, 25'te 34 bin, 26'da 32 bin, 27'de 20 bin, 28'de 9 bin. Yani 192 binden 9 bine 7 yılda falan gerileyen bir grev sayısı görüyoruz. Ve ilk başta dediklerimle de kıyaslarsak işçi sınıfının koşullarında ileri doğru hiçbir adım atılmadığı koşullarda. Bir başka 1934'ten başlayarak toplu sözleşme hakkının, işçilerin toplu sözleşme hakkının ortadan kaldırılmasıydı. Zaten sendikalar bir noktadan sonra o kadar bürokratik aygıtlar haline geldi ki 1932 ile 1949 yılları arasında tam 17 yıl boyunca Sendikalar Konfederasyonu Rusya'da bir yapmadı, kongre yapmadı. Dolayısıyla tamamen sendikalar angarya ve devletin baskı araçları haline gelmişti. Bir başka bürokrasinin işçi sınıfına dönük yaptığı saldırılardan bir tanesi de işçi sınıfını atomize etmeye dönük. Yani işçi sınıfının kolektif bilincini ortadan kaldırmaya ve işçi sınıf arasındaki rekabeti arttırmaya dönüktü. Bu da birinci 5 yıllık planla ortaya atılan parça başı sistemle geliştirildi. Yani işçilerin belli bir maaş alması gibi, ne kadar üretirlerse işte o kadar ürettikleri parça başına maaş alması gibi, hem işçilerin arasındaki rekabeti tetikleyen hem de bir anlamda üretici güçlerin verimliliğini artıran yöntemler uygulanmaya başladı. Bunlar da sosyalist rekabet adı altında uygulanmaya başlandı. 1930 yılında tüm işçilerin %29'u parça başı çalışıyorken 1931'de bu oran %65'e, 1932'de %68'e, 34'te ise %75'e çıktı. Dolayısıyla bütün Rusya'daki işçiler birbiriyle rekabet halinde olan parça başı çalışan birer
yani atomize olmuş olan birer hiç haline getirildi adeta. Ve bunun yanında işçi standartları, iş standartlarını denetleyen ve işçilerin sağlığını koruyan komiteler 1917 devriminden sonra 1930'larla beraber ortadan kaldırıldı. 1936'dan itibaren bu organlar tamamen feshedildi. Yani işçilerin sağlık, çok fazla iş standardı vardı Rusya'da o dönemde uygulanmakta olan işte belli şeyleri, üretimde belli kaliteleri yakalayabilmek için. Bunlar tamamen ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla işçi sınıfının sağlıklı koşullarda çalışma olanağı bile ortada kalmadı. İşçi sınıfının özgürlüklerine dönük birçok saldırı gerçekleştirildi. Bunlar gerçekten de biraz şey rakamlar, şimdi biraz daha çarpıcı rakamlara da geliyoruz. Ne kadar zorba bir diktatörlük olduğunu gösteren rakamlar belki. 1917 devriminden sonra tabii ki bizim bugün de doğal bir özgürlük olarak kabul ettiğimiz iş yeri değiştirme hakkı, yani bir işten çıkıp başka bir işe girme gibi bir çok tane hakkımız var doğal olarak. Bu özgürlük 1922 yılında çıkartılan iş kanunuyla beraber Sovyet Rusya'da garanti altına alınmıştı. 1931'e gelindiğinde ise işçiler özel izin olmadan Leningrad'dan ayrılması yasaklandı. 1932'ye gelindiğinde bu uygulama tüm Rusya'ya yayıldı ve tüm Rusya'da bir pasaport sistemine geçildi. Yani ulaşım özgürlüğü bile ortadan kaldırıldı. Bütün Rusya adeta bir çalışma kampı, kimsenin yerinden ayrılamadığı bir çalışma kampı haline getirilmeye başlandı. 1930'da yine tüm sanayi işletmelerinin eğer daha önceki bir çalıştığınız işten izinsiz olarak ayrıldıysanız bir sonraki yere girmeniz yasaklandı. Yani karnenize bakıyorlardı. Eğer daha önceki işten izinle ayrılmadıysanız sizi işe almaları yasaklanıyordu diğer işletmelerin. Bu giderek daha da genişledi 1930'lar boyunca. İşini aksatanlar, işine geç gelenler, erken çıkanlar, öğle yemeklerini uzatanlar işten atma gibi uygulamalarla cezalandırılmaya başlandılar. Bu da mesela işten, yani öğle yemeklerini uzatmak ya da işe geç gelmek 20 dakika gibi bir süreyle sınırlandırılıyordu. Giderek bu işten atmalar, hani bir süre içinde birçok insan işten atılınca daha da başka bir yöntem buldular. Artık işten atma değil, zorunlu çalışma şeklinde insanlar cezalandırılmaya başlandı. Yani eğer işe geç gelirseniz işte bir yıl 4-3 maaşı, tam maaşını 4-3 maaşı çalışma zorunluluğu falan gibi cezalar uygulanmaya başlandı. Dediğim gibi 1920'lerin sonundan itibaren grevler yasaklandı ve 1930'lardan itibaren grevciler ölüm cezasıyla cezalandırılmaya başlandılar. Ölüm cezasının Rusya'da kaldırılmasının ardından ise grevcilere 20 yıl zorunlu çalışma hakkı, zorunlu çalışma cezası getirildi. Yine kadın emeğine dönük çok çeşitli saldırılar gerçekleştirildi. İşte kadın emeğini koruyan bir dizi düzenleme vardı Sovyet Rusya'da. Bu düzenlemeler yasaklandı. Mesela bundan kastım kadınların hamallık etmesi, yasaklanmış hamallık gibi işlerde çalıştırılması. Bu tür düzenlemeler tamamen kaldırıldı. İşte kadınlar sanayide, inşaatta, metal sektöründe çalışmaya başladılar ve çalıştıkları oran mesela bazı sektörlerde %30'lara 30'a kadar varan oranlarda kadın emeği kullanılıyordu ve bu batıdaki benzer oranların en az 5 ila 10 katı kadar fazla oranlardı. Dolayısıyla çok fazla uzun etmeyeyim. Bir dizi böyle şeyle beraber işte cezaevleri çalışma kampları haline getirildi. Cezaevinde yatmıyorsunuz, artık çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Tersinden bakıldığında bütün Rusya zaten bir açık cezaevi haline getirildi ve bir çalışma kampı haline getirildi. Bu Batı kapitalistlerinin birikimini sağlayabilmek açısından. Dolayısıyla baktığımız zaman yani çok büyük bir sınıf mücadelesi yaşandı 1920'lerin ikinci yarısıyla 1930'lar döneminde ve işçi sınıfının bütün kazanımları Sovyet Rusya'da ezildi. Sovyetler Birliği'ni kendi içinde baktığımızda hani değer yasası nasıl çalışıyor vesaire gibisinden kendisinin bir bütününü bir fabrika olarak düşünebiliriz. Yani uluslararası rekabete tabi olan başka ülkelerle silahlanma boyutundan örneğin kapitalist anlamda, birikim anlamında yarışmak durumunda olan ve kendi içinde tek bir fabrika gibi çalışan bir üniteye benzetebiliriz. Ve Stalinist bürokrasi, yani üretim karşısındaki konumuna baktığımız zaman
üretimi denetleyen şey, denetleyen sınıf Stalinist bürokrasiydi ve üretim araçları karşısındaki konumu da tamamen bu yani yasada üretim araçları işçi sınıfının diye yasada işçi sınıfının üretimi denetleyecek hiçbir aracı ortada kalmadı. Bunların hepsi kaldırıldı ve bütün bu artı birikime Stalinist bürokrasinin el koyması sistemine geçildi. Dolayısıyla Stalinist bürokrasi kendisini bir sınıf olarak örgütledi. Ve Stalinist bürokrasi, bürokrasinin içindeki bu memurlar hiyerarşideki konumuna göre oluşan artı değerden pay almaya başladılar. Dolayısıyla bu Sovyetler Birliği deneyimi, bu karşı devrimde sonuçlanan, tehditici bir karşı devrimde sonuçlanan ve bir kapitalist, devlet kapitalisti bir diktatörlüğe sonuç itibariyle evrilen bu sistemi kapitalizmin ötesinde, kapitalizmden daha ilerici bir sistem olarak tanımlamak mümkün değil. Ortada yaşanan şey tabii ki büyük bir dram, işçi sınıfının aldığı ağır bir yenilgi oldu 1920'lerin sonu 30'lar boyunca. Dolayısıyla biz bu devlet kapitalizmi sürecine, yani işçi sınıfının mücadeleyi nasıl kaybettiği, uluslararası devrimin önemi gibi başlıklar altından bence yaklaşmalıyız. Dolayısıyla burada savunmamız gereken Stalinist bürokrasinin ilerici tarafları vardır gibi şeyleri tamamen bir kenara bırakmamız lazım. Bunların egemenler olduklarını, orada işçi sınıfının tamamen bu Stalinist bürokrasinin çıkarlarına karşı olan mücadeleler içinde kendisini örgütlemekte olduğunu o dönemde görmemiz gerekiyor. Şimdi Stalinist bürokrasinin ideolojik tahribatları ile ilgili biraz daha Volkan konuşacak. Ben konuşmayı burada tamamlayıp Volkan'a paslayayım. Yani Erkin çok iyi anlattı. Bir düzen, toplama kampları var, gizli polisleri var, Kızıl Ordu gibi çok güçlü bir orduları var ki bu Kızıl Ordu 2. Dünya Savaşı'nda Doğu Avrupa'yı işgal etti. Dünyanın 3'te 1'ini işgal ederek küresel bir sistem oldu kendisi de. Eşcinsel bir hastalık olarak görülüyor. Yahudi aşağılık bir durum olarak görülüyor Sovyet toplumunda. Nükleer santraller var, işte Çernobil felaketini hatırlayın. Nasıl olur da böyle bir toplum sosyalist olarak yürütülebilir? Bugünden baktığımızda bu toplumun sosyalist olmadığı çok açık. Çünkü bırakalım diğer kriterleri, sosyalizm işçi sınıfının kendi iktidarıdır. İşçi sınıfının sömürüldüğü, bağımsız örgütlerin yok edildiği, grev yapanın öldürüldüğü bir toplumu sosyalist olarak görmek bugün tartışırken mümkün değil. Ama o zaman bu nasıl yürütülür? Bu Stalinizmin ideolojik şeyi, kendisini kabul ettirme biçimi üzerine konuşacağım. Bu teknik de sosyalizm teorisidir. 1926 yılına kadar Marx'tan itibaren başlayan gelenek, Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg, Trotsky, 2. Enternasyonel dönemi bütün Marksistleri bir noktada çok netlerdi. Sosyalizm tek bir ülkede kurulamaz. Neden? Çünkü kapitalizm zaten küresel bir sistem. Siz kapitalizmin yerine yeni bir toplum kuracaksanız kapitalizmden daha kapitalizmi aşan bir toplum kurmalısınız. Ve kapitalizm yine global bir piyasaya dayanır. Ve kapitalizmi dünya çapında yok etmeden yeni bir toplumu kurmak mümkün değil toplumsal yapıyı. O yüzden Marx'tan Lenin'e ta 1926'ya kadar olan bütün gelenek için tek ülkede sosyalizm imkansızdır. Engels bir yerde Dürrent diye bir adamla hayattayken tartışıyor ve orada bu böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylüyor. Marx ilk değişik yazılarında Alman ideolojisinde böylesi eğer tek bir ülkede bunu kurmaya kalkarsanız eski toplumun pisliği kendisini yeniden üretecektir ve yeniden üretecektir diyor. Böyle küçük tartışmalar var ama bu tartışılmıyor bile. Çünkü sosyalizm ancak bir dünya devrimiyle, dünya çapında kurulabilecek bir sistemdir. 1926 yılında bir kitap çıkıyor. Lenin birkaç yıl önce ölmüş. Rusya'da zaten işçi sınıfı yok olmuş. Devlet ve parti iktidarı iç içe geçmiş. Bürokrasi iktidar tutmaya başlamış. Kitabı yazan da Stalin. Kitabın adı Leninizmin İlkeleri. Türkiye'de çok popüler, bir zamanların çok popüler kitabı. Yani başucu kitaplarından bir tanesi. Leninizmin İlkeleri'nin 1926 Mayıs'ında yapılan ilk baskısında Stalin şey diyor, tek ülkede sosyalizm imkansızdır. Bize bir dünya devrimi gerekir diyor. 3 ay sonra yapılan ikinci baskısında ise bu bölüm değiştiriliyor. Tek ülkede sosyalizm mümkündür. Bizim dünya devrimine ihtiyacımız yoktur. Rusya'da sınırsız bir toplumu kurabiliriz diye bir tespit yapıyor Stalin.
Bu Marksizm'in özüne yapılan en büyük revizyonlardan, yani Marksizm'in özünün içini boşaltılmasına dönük en büyük girişimlerden biri. Neden böyle diyor Stalin? Çünkü kendi iktidarını meşrulaştırmak için yapılan her şeyi sosyalizm hanesine yazmak istiyorsanız tek ülkede sosyalizm budur deyip bunları yaparsınız. Nitekim bugün Stalinistler de şey diyorlar, ya bunların hepsi bir zorunluluktu. Yani sosyalizm mi kuracaksınız? Çünkü insan öldürülebilir, bu bir zorunluluktur. Güçlü bir devlet mi olacak? Bu bir zorunluluktur. Dünyanın geri kalan güçlü devletleriyle mücadele etmek için. Bunların hepsinin kökeni sosyalizmin tek bir ülkede kurulabileceği fikrinden kaynaklanıyor. Bu anti-Marksist argümanların en temeli. Ve bu sadece öyle kitapta yazılan bir teori değil. Bunun hayata geçirmiş biçimini, zorla hayata geçirmiş biçimini Erkin anlattı. Kimse buna karşı çıkmıyor muydu? Evet, işçi sınıfı iç savaşta yok olmuştu ama devrime katılan birçok Bolşevik Parti kadrosu hayattaydı. Devrimi hazırlayan insanlar, devrimin öncüsü olabilen insanlar hayattaydı. Bunlar ona tehlikede sosyalizm teorisinin Troçki başta olmak üzere bütün Ekim devrimi liderleri itiraz ettiler. Ne oldu? 1924 ile 27 arasında Troçki ve sol muhalefet partiden atıldı. 1928 yılında Troçki Sovyetler Birliği vatandaşlığından çıkartılıp ülkeden kovuldu. Troçki'ye dokunamıyorlardı. Çünkü Troçki Ekim devriminin liderlerinden birisiydi. Bir işçi lideriydi. Onun için sürgün ettiler. Ama geri kalanların hepsi kamplarda öldürüldü. İsmi açlık grevleriyle öldü sol muhalefetin üyeleri kamplarda. 90-100 günlük açlık grevleri yaptılar Stalinizme karşı direnmek için. Açlıktan öldüler. Ama partinin kadrolarını katlediyorsunuz ama işçi sınıfı da bunu kabullenmedi. Çünkü devrimi yapan işçi sınıfı 1917 ile 21 arasında 21'de yok olmuştu ama onların yerine fabrikaları doldurmak için köylerden yeni işçiler gelmişti. Çünkü üretim devam etmeliydi. Yeni işçiler de tam da bu 1929'dan itibaren uygulanan birikim için birikim politikalarına isyan ettiler. 1991 yılında Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Sovyet arşivleri açıldı ve biz gördük ki, bütün dünya gördük ki, İşçi sınıfının mücadelesi 1929'da bitmemiş Stalin iktidarıyla. Her gelen yeni işçi kuşağı direnmişler. Yani çalışma saatlerinin bu kadar uzun olmasına karşı direnmişler, grev yasağına karşı direnmişler. Ve direnişlerin en temel biçimi de şey, üretimi yavaşlatmak, kimi zaman sabote etmek. Yaptıkları kendi işlerini sabote etmek olmuş. Onun için sabotajın cezası hep ölüm cezası olmuş. Ve bunların her biri kesilmişler. Nitekim 1931 ile 1938 arası Rusya'da büyük bir temizliğin olduğunu görüyoruz. 1938 yılının doruk yılı Moskova mahkemeleri diye bir şey toplanıyor. Bir tane savcı çıkıyor. O savcı Ekim devriminin bütün liderlerinin uluslararası emperyalizminin komplosunu kurmak suçluyor. Hepsini hain diyorlar ve hepsini asmaya başlıyorlar ve öldürüyorlar. Sonuncusu Troçki. Troçki en son o zamanlar Meksika'da. Stalin, İspanyol Komünist Partisi üyesi bir ajanını gönderiyor. Meksika'da evinde Troçki'nin kafası da buz baltasıyla dağıtılarak öldürülüyor. Yani aslında devrime katılan bütün kuşağı içeride bu meseleyi böyle çözmüşler. Öldürerek, katlederek, yok ederek. Ama hemen şey denilebilir. Tamam, Rusya'nın içinde bu olabilir ama dünya sosyalistlerine bunu nasıl kabul ettirdiler? Çünkü dünya sosyalistleri başka bir gelenekten geliyordu. Bu da Komintern aracılığıyla oldu. Komintern, 3. Enternasyonel ya da Dünya Komünist Partisi 1917 Ekim devriminden sonra kurulmuştu. Dünyanın birçok ülkesinde küçük devrimci gruplar Sovyetler Birliği'ndeki Sovyet devriminin zaferinden etkilenerek bulundukları ülkede kendi partilerini kurmuşlar. Bu partiler bir Dünya Partisi çatısı altında birleşmişti. Bu Dünya Partisi'nin bir merkezi vardı ve o merkezden üretilen bütün politikaları parçalar kendi ülkelerinde uyguluyorlardı. Ve şunu görüyoruz, 1928'den itibaren Komünist Enternasyonel'in devrim programının merkezi tek ülkede sosyalizm teorisi oluyor. Ve Komünist Enternasyonel diyor ki, dünya komünistlerin görevi sosyalist ana vatanı savunmaktır. O zamana kadar ana vatan diye bir kavram sosyalist literatürde yok. Çünkü daha Marx en baştan söylüyor, işçilerin vatanı yoktur. İşçilerin vatanı bütün dünyadır. Bu acayip milliyetçi bir argüman. Birdenbire Komünist Enternasyonel'in programına bu sokuluyor. Bütün komünist partilerinde şu deniliyor, siz bulunduğunuz ülkede birinci göreviniz kendi egemen sınıfınızı yıkmak değil, Sovyetler Birliği'nin ayakta kalması için savaşmak olmalıdır diyor. Bütün komünist partiler buna bağlanıyorlar. Peki bunları nasıl kabul ediyorlar? Yani böyle bir sürü insan, çok güçlü komünist partilerden bazıları güçlü, bazıları küçük, bir sürü insandan bahsediyoruz. Hadi bir iki tanesi yanıldı, 32 tanesi niye buna itiraz etmedi?
şundan dolayı itiraz etmedi. Çünkü şöyle görünüyordu, büyük bir eşitsizlik vardı. Geri kalan partiler Rus partisine bakıyorlar, işte onlar başardılar. Onlar başardıysa onları dinlemek lazım diye düşünüyorlardı. Ve kendileri bağımsız bir fikir geliştirmek yerine bütün teorik ve politik üretimi Rusya, Rus Komünist Partisi'ne bırakmışlar. Onun prestijiyle zaten Stalin davrandı ve bütün dünya Komünist Partileri programına tek ülkede sosyalizm dedi. Bunun son derece trajik sonuçları var. Çünkü Rusya'da devrim oldu. Arkasından hemen Almanya'da devrim oldu. Doğu Avrupa'da devrimler başladı. 1925'te İngiltere'de genel grev oldu. 1927'de Çin'de büyük bir devrimci ayaklanma oldu. Yani şey doğruydu, Marx'ın ve Lenin'in perspektifi. Dünya devrimi başlamıştı. Ama o devrimleri önderlik edebilecek partileri önerilen esas olarak o gün Sovyetler Birliği'nin çıkarlarını savunmaktı. Çin'de işçiler ayaklandılar ama Çin Komünist Partisi ayaklanmayı kesip işçilerin burjuvazinin partisine kaybolması gerektiğini söyledi. Kayboldular, hepsi öldürüldü. Çin Komünist Partisi'nin ilk kuşağının hepsi öldürüldü. Ya da 1936'da İspanya'ya baktığımızda İspanya'da işçiler ve köylüler bütün her şeye el koydular. Ama onlara dendi ki devriminizi durdurun, devriminizi ilerletmeyin. Çünkü Sovyetler Birliği'nin çıkarı dünyanın herhangi bir bölgesinde devrim değildi. Çünkü Sovyetler Birliği egemen sınıfının derdi Batı kapitalizmini yıkmak, Batı kapitalizmini yıktırmak değil. Onlarla bir arada yaşamak, onlarla aynı piyasa ekonomisi içinde rekabet etmek. Dolayısıyla onların en çok korktuğu şeyi engellemekti. Onların en çok korktuğu şey devrimdi. Ve Stalinizmin de en çok korktuğu şey Rusya'nın dışındaki herhangi bir yerde devrim olmasıydı. Bu yöndeki bütün atılımları desteklediler. Kestiler. 1930'lara baktığımızda aslında dünya komünistlerinin birçoğu intihar falan etmiş arkadaşlar. Yani çünkü siz bir grevi kışkırtıyorsunuz mesela. Avustralya'da madenciler, liman işçileri grev yapıyorlar. Bütün limanları durduruyorlar, felç ediyorlar. Müthiş bir genel grev var. Ama Sovyet gemileri ticaret için şeye yanaşmak zorunda. Limanlara yanaşmak zorunda. Komünist Parti diyor ki grevi kırın diyor. Grevi kırıyorlar. Aslında o genel grevle devrimle kalkışma yaşayabilirler ama grev kırılıyor. Grevi kıran insanların bir bölümü intihar ediyorlar. Çünkü aslında işçi sınıfına ihanet ettiklerinin farkındalar. Çoğu intihar etmiyor. Çoğu bürokrasinin politikasına uygun devam ediyor. Belki de Stalinizmin en büyük verdiği zarar budur bize. İşçi sınıfının kendi ideolojisini, özgürleşme ideolojisini baskıcı bir rejimin resmi ideolojisine dönüştürmeyi. İşte bunun en açık örneğini şeylerden görüyoruz. Büyük, devasa Lenin ve Stalin heykelleri. Yani her tarafta Mustafa Kemal heykellerinin olduğu bir ülkede o heykellerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Çünkü o heykeli yaparsanız o insanı mitleştirmiş hale getirirsiniz, düşüncelerin içini boşaltırsınız ki İkisi de asla heykellerinin yapılmasını istemeyecek insanlardı. Çünkü devrimci insanlardı. Ve birdenbire bunların hepsi resmi ideoloji haline getiriliyor. Ve ne yazık ki Dünya Komünist Hareketi de 3. Enternasyonel aracılığıyla yaptı. Bütün bunları yuttu. Ve işçi sınıfı hareketinin içinde örgütlü olan solun çok geniş kesimleri yıllarca ta yıkılana kadar Sovyetler Birliği'nin sosyalist olduğunu düşündü. Ama bir başka gelenek daha vardı. Bu gelenek bizim de geleneğimiz, bizim de dayandığımız gelenek, Troçkist gelenek. Troçki daha baştan itibaren kurulan iktidarın işçi sınıfı iktidarı olmadığını gösterdi. Bu salonda satılan birçok kitabında bürokrasinin iktidarının karşı devrim olduğunu anlattı. Ve aslında Troçki ve arkadaşları o dönem bir avuçtular arkadaşlar. Yani dünyada ne bileyim atıyorum 20 milyon komünist varsa Troçkistler 100-200 kişi falan kalmıştı. Çünkü çok prestijli bir devrim var. Yani siz o devrime, yok bu devrim değil diyenlere mi inanırdınız ki o zamanki işlerin ruh hali yoksa o devrimin prestijine mi inanırdınız? Geniş kitleler buna bakıyorlardı. Ama Troçkist hareket azınlıkta kalmasına, fiziki saldırılara uğramasına, liderlerinin katledilmesine rağmen bu eleştiriyi sürdürdü. Ve bu Troçkist akımın bir kanadı olan bizim Uluslararası Sosyalist Hareket, Troçkist hareketin de içindeki iç tartışmalardan ayrılarak Rusya'daki sistemin devlet kapitalizmi olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla Stalinizm iktidarı bir zorunluluk değildi aslında. Bu bir siyasal tercihti, dönemin kadrolarının tercihiydi. Böyle, tarih böyle yaşanmayabilirdi. Komünist Enternasyonel'in programında tek ülkede sosyalizm değil, dünya devrimi yazsaydı İspanyol devrimi zafere ulaşabilirdi, Çin devrimi zafere ulaşabilirdi, İngiltere'deki genel grev zafere ulaşabilirdi, Almanya'da faşizmin gelişimi önlenebilirdi ve biz belki bugün özgür bir dünyada, sınırsız bir dünyada yaşıyor olacaktık. Ama 20. yüzyılı kana bulayan bir şekilde bu gelişme
engellendi. 1989'da Doğu Avrupa'da devrimler başladı. Troçki ölmeden önce yazdığı son yazılarda şey diyordu. Hiçbir merkez komite, hiçbir politbüro, hiçbir bürokrasi tarihin çarkını tersine döndüremez. Gün gelecek, işçi sınıfı ayaklanacak ve Stalinizm tarihin çöplüğüne gönderilecektir diyor. İhanete Uğrayan Devrim adlı kitabının sonunda vardı sonuç. Bu oldukça geç oldu. Bunu yazdığında 36-37 idi. Ama 1989'da yıkıldı Doğu Avrupa'da Stalinizm. Nasıl yıkıldı? Madencilerin başını çektiği bir hareket Polonya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da, her yerde bunlar ortaya çıktılar. Geniş halk kitlelerini arkalarına aldılar. Bugün Mısır'da ve Tunus'ta yaşananları acayip benzer bir şekilde Stalinist iktidarları yıktılar. O günlerde ben sosyalist olmuş birisiyim. O zamanlarda çok şeydi, acayip baş döndürücü gelişmelerdi. Bütün sosyalistler ağlıyordu bir kere arkadaşlar. Çünkü kimisi Bulgaristan'a sosyalist diyordu, kimisi Arnavutluğa sosyalist diyordu. Herkesin çok ideal bir sosyalizmi vardı. Ve her gün bir haber geliyordu. Pat, Arnavutluk da yıkıldı. Pat, Bulgaristan da yıkıldı. Pat, orası da yıkıldı. Burası da yıkıldı. Solun Stalinist kesimleri yıkılan rejimleri sosyalist olduğu olarak gördüğü için onlar bunda sosyalizmin yenilgisini gördüler aslında. O dönem zaten popüler fikir sosyalizm nihai olarak yenilmiştir. Bizim teorimiz yanlıştır. Biz karanlığın içerisindeyiz. Kendimize yeni bir yol bulmalıyız. O zaman Türkiye'de sosyalistlerin bütün kanatlarını savunduğu bir fikirdi bu. Ama bizim geleneği, disiplin geleneği bu sürece böyle bakmadı. Biz 1989 Doğu Avrupa hareketlerini devrim olarak niteledik. Tıpkı bugün Tunus'ta ve Arap devrimlerinde olduğu gibi. İşçiler yeni bir toplumu kurmadılar. Batı kapitalizmine kaçtılar. Batı kapitalizmini tercih ettiler. Ama bunu tercih etmelerinin altında çok net bir neden var. Çünkü Stalinizm'de demokrasi yoktu, özgürlük yoktu, açlık vardı ve insanlar kendi yaşam koşullarının daha iyi olduğu bir noktaya gitmek istiyorlardı. Bu yüzden işçi sınıfının Stalinizmi 1989'da devirmesi sosyalizmin yenilgisi değildir. Aksine sosyalizmin temel teorik saptamasını kanıtlayan bir şeydir. İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır önermesini kanıtlar. Aynı zamanda insanlık tarihinde ileri bir adımdır. Çünkü kendini sosyalizm olarak gösteren bir sistem sosyalizmin öznesi tarafından yıkılmıştır ve tarihin mezarlığına gönderilmiştir. 1991'de Sovyetler Birliği yıkıldığında şeyi gördük, oradan o duvarın arkasından, Berlin duvarının arkasından neler çıktığını, Sovyetler Birliği'nin arkasından neler çıktığını gördük. Irkçılık, milliyetçi boğazlaşmalar, aşırı derecede sefalet, şiddet, keteler, mafya. Aslında oradaki toplumların özgür ve sınırsız toplumlar değil, tamamen mafyatik, berbat toplumlar olduğunu söylüyor. Rosa Luxemburg şey diyordu, 1917 Ekim devrimini selamladığı bir yazısında, Rus devrimi adlı broşüründe, sorun Rusya'da ortaya konulabilirdi ama dünya çapında çözülebilirdi diyor. Bolşevikler sorunu ortaya koydular ama tek ülkede sosyalizm teorisi dünya devrimini engellediği için, dünyadaki devrimci gelişmeleri engellediği için sorun çözülemedi. Aksine çok daha büyük bir sorun haline geldi. Ve bu tartışma bir tarih tartışması değil. Bu sizin nasıl sosyalizme nasıl baktığınızla ilgili. Yani Küba'ya sosyalist diyorsanız sizin kendi ülkenizde kurmaya kalkacağınız rejim de onun aynısı olacaktır. Zaten Küba'ya, Çin'e, bilmem ne, Sovyetler Birliği'ne sosyalist diyen hareketler bugün ulusalcı ve kemalist saflardalar. Halkı bir sürü ve koyun olarak görüyorlar. Darbeciler de kol kola girmiş durumdalar. Bu da Stalinizm'den kaynaklanıyor. Çünkü Stalinizm nedir? Asker ve sivil bürokratların ideolojisidir. Kemalizm de buna çok benzer. Ve onları bu sağa kaydırıyor. Ama biz şeyi temel almalıyız. Yani Stalinizmi eleştiren görüşleri temel almalıyız. Ne iyidir ki bugün dünyada Stalinizm çoktan çöktü. Türkiye gibi şanssız bir ülkede yaşadığımız için Türkiye'de binbir fraksiyonuyla hala sesini çıkartabiliyor. Ama bunların hepsi gelip geçicidir. İç sınıf onun içini bitirdi. İdeolojinin belki maddi hayattan farklı ömürleri vardır ama bizim görevimiz Türkiye'de de bütün bu yanlış fikirleri sosyalizm olarak adlandıranlara karşı ideolojik bir mücadele yürütmektir. Yani Sovyet deneyiminden çıkartmamız gereken en önemli ders aşağıdan sosyalizm bana kalırsa. Sosyalizm yukarıdan aşağı organize edilebilecek bir şey değildir. Kemalizmin de benzer bir şekilde mantığıyla insanlar kurtarılmayı beklemiyor. Bizim bunun üzerinden hareket etmemiz lazım ve
Sosyalizmin en temel özelliği de işçi kontrolünü hayata geçmesi. Yani işçi denetiminin, iş yerlerinde üretimin işçilerin denetimine geçmesidir. Bunun olmadığı yerde bir sosyalizmden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla geçmişe de baktığımızda bu deneyimler bize bu dersi yeniden ve yeniden gösteriyor. Ve aynı zamanda Sovyet deneyimi bir şey daha gösteriyor. Sosyalizm yoksulluğun paylaşılması değil, zenginliğin paylaşılmasıdır. Yoksulluğu ne kadar bölüşürsek bölüşelim buradan ilerici bir şey çıkmaz. Yani yoksulluğu yaygınlaştırmak üzerine biz kendi şeyimizi, ütopyalarımızı bunun üzerine kurmuyoruz. Biz zenginliğin paylaşılması üzerine kuruyoruz. Bunu da yapabilmek için aynı zamanda bütün dünyada egemen sınıfları ortadan kaldırabilmek için bunu ancak dünya çapında bir hareketle yapmamız mümkün. Dolayısıyla tek ülkeye sıkışmak aynı geçmişteki hataları yeniden tekrarlamak anlamına gelecektir. Dolayısıyla bizim kazanacağımız bir dünya var. Böyle bakmamız gerekiyor. Ve bütün dünyadaki işçilerin egemenlere karşı, burjuvaziye karşı mücadelesinde her zaman işçileri desteklemeye devam etmemiz gerekiyor. Konuştuk zaten. Yani bu tartışma sadece bir tarih tartışması değil. Bu tartışma aynı zamanda Küba'daki sınıf mücadelesine nasıl baktığımızla ilgili bir tartışma. Çin'deki işçi mücadelesine nasıl baktığımızla ilgili bir tartışma. Devam eden de bir tartışma. Dolayısıyla buralarda da doğru safta durmak açısından devlet kapitalizm teorisinin önemli bir yeri var diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle baktığımızda işçi devleti yani şeyin de Marx'ın Engels'in de tanımladığı anlamda bir geçiş aşamasına ihtiyaç var sınıfsız topluma gidene kadar ve bu işçi devleti sürecinde sınıflar varlığını korup sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla ben bu Stalinizmin niye ya da Stalinizm gibi bürokratik diktatörlüklerin ya da sapmaların niye başka yerlerde çıktığını biraz bununla da alakalı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki işçi devleti birdenbire her şeyin sınıfsız topluma çevrildiği yerlerde sınıfların varlığını korumaya devam ettiği, sınıf mücadelesinin devam ettiği yerler. Dolayısıyla burada Stalinizme benzer bürokratik bozulmaları başka yerlerde de bu anlamda görüyoruz farklı özelliklerde. Son olarak da bak son sözlerimde şöyle ifade edebilirim. Yani Stalinist bürokrasi ile Rusya'daki işçi mücadelesi arasında kandan bir nehir var. Bunların bir tanesini ilerici, bir tanesini gerici olarak görmek durumundasınız. Yani bunların o da haklıydı, bu da haklıydı, Türkiye sorununun çok önemli bir bölümü gibi. Böylesi oportunist yaklaşımlarla Sovyet deneyiminin içinden çıkmak mümkün değil. İyi taraflarını alalım, kötü taraf, sosyal devlet var vesaire. Bunların hepsi tarihi tartışmalardır, hiçbir önemi yoktur. Rusya'da bir sınıf mücadelesi yaşandı ve işçi sınıfı kanlı bir karşı devrimle, işçi sınıfının kazanımları ve işçi sınıfı kanlı bir karşı devrimle ezildi. Dolayısıyla buna karşı işçi sınıfının ve o dönemde işçi sınıfının hareketini savunan Troçkist hareketin argümanlarına bakmak, bunlar yanında saf tutmak, bugün de doğru siyasetleri savunabilmek açısından bir pusula görevi görmektedir diye düşünüyorum. Ben de sorular üzerinde bir iki kısa şey söyleyeyim. Evet, emperyalistlerin, kapitalistlerin yapmayacağı şey yok yani iktidarı korumak için. Emperyalizm kağıttan kaplan diye tarif edilmişti 70'lerde, Mao'nun lafıyla. Ama kağıttan kaplan falan olmadı, görüldü. Ama bugün 2008'de başlayan bir küresel ekonomik kriz var ve aslında yani tüm eğitim sistemlerine rağmen, tüm ideolojik bombardımana rağmen İnsanlar kendi maddi koşullarını ellerinden kaybettiklerini, işlerini, evlerini, hayatlarını kaybettiklerini görünce harekete geçiyorlar. Ve bugün geçtiğimiz 2011 devrimci bir yılda dünyanın her tarafında devrimci ayaklanmalar vardı ve bunun temel nedeni kriz. Krizin tek başına olması devrimi zorunlu hale getirmiyor. Ama kriz yığınları sistemden kopma fırsatı veriyor. Bunun kopma fırsatını Mısır, Tunus'ta başladı, Mısır'da devam etti, Wisconsin'e atladı, Wisconsin'den İspanya'ya gitti, İspanya'dan İsrail'e gitti, İsrail'den tekrar Amerika'ya gitti, işgal et hareketi başladı ve bu bütün dünyaya yayıldı. Böylesi bir dünyada yaşıyoruz ve aslında sistemi değiştirmenin tek yolu kitlelerin demokratik mücadelesi. Evet, egemen sınıfların kendi iktidarını korumak için yapmayacakları şey yok. Bunu canlı yayında Mısır devrimi sırasında gördük. Mısır devriminin günlerinde. İnsanlara develerle, satırlarla saldırdılar, kurşunlara dizdiler, üzerlerine molotof kokteyli attılar, sniperlar uzaktan vurdular insanları. Ama o dönem Mısır'da ayaklanan halk şunu diyordu bize: geri dönemeyiz, geri dönersek bizi katledecekler. Onun için devam etmeliyiz. Sonuna kadar devam etmeliyiz dediler ve
mübareki devirdiler bunun arkasından. Bugün Mısır'da bambaşka bir durum yaşanıyor. Mısır'da karakollar basılıyor. İstihbarat örgütlerinin merkezleri basılıyor. Yani Mısır gizli servisi çok korkunç gizli servislerden bir tanesi de Orta Doğu'da. Onun binalarını basıyorlar. Yani bizim neye benziyor bu? Bizim kozmik odaları basmak, JITEN binalarını basmak, MIT'i basmak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü basmak, bütün arşivleri yapmak falan gibi öylesi bir hareket. Buna tekabül ediyor. Ve bu şey, geri dönmemeliyiz fikri çok yaygın. Bu da aslında bütün devrimci ayaklanmanın özünde olan bir şey. Yani devrimci ayaklanmalar bir parti organizasyonu olsaydı, parti ya da örgüt geri çekilebilirdi. Ama halk kitleleri kendi somut çıkarları için ayaklanıyor. Ve bu yüzden geri çekilmiyorlar. Bence gücümüz buradan kaynaklanıyor bugün. Evet, sistem her türlü kötülüğü yapabilir ama sistem bugün öyle bir kriz içerisinde ki o krizi nasıl çözeceğini bilemiyor. Ve işgal et hareketi bütün dünyada, Amerika'da başkanlık seçim yarışları oluyor, dünyanın geri kalanında başka şeyler oluyor. Her yerde kriz, eşitsizlik, yoksulluk, yoksulluğu nasıl yeneceğiz, ekonomiyi nasıl kurtaracağız? Bütün bunlar konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl damgasını vuran hareket insanlığın gündemine bunu sokmuştur. Nitekim Wall Street işgalini yapanlar, orada işgal hareketini yapanlar şey diyorlardı, bizim taleplerimiz yok, biz demokrasi istiyoruz, gelin bu eskimiz sistemi geriye bırakalım ve yeninin yerine ne koyacağımızı birlikte tartışalım diyorlardı. Bu da demokrasi, bu hareketlerin içinde çok güçlü bir demokratik eğilim olduğunu gösteriyor. Bu da 20. yüzyılda olmayan bir şey. Yani Komünist Parti'nin örgütlediği hareketlerde demokrasi falan yoktu. Herkes tek tipti. Merkez ne söylerse onu yapardı ama şimdi çok farklı, çok çeşitli. Bütün bunların bir arada olduğu için çok radikal ve devrimci bir hareket var. Dolayısıyla biz hareketin kendisine güvenmemiz lazım. Çünkü insanların fikirleri kendi deneyimleriyle değiştirebilirler. Değiştirebilir. Biz ne kadar propaganda yapsak, ne kadar kitap satsak, ne kadar gazete satsak da milyonlarca insan kendi deneyimlerinden, kendisi gibi olanların deneyimlerinden öğrenecektir. Ve öğreniyor bugünün dünyasında. Neden şey oldu? Yani bir tek Rusya'da ortaya çıkmadı da her yerde bu oldu. Bir kere Küba, Çin, Kore falan bütün bu sistemlerin iktisadi yapısına baktığımızda aslında Sovyetler Birliği'nin uygulanan modelinin bir kopyası. Yani Çin biraz bundan farklı. Çin'deki iktidar güçlü olduğu için serbest piyasa ekonomisine adım adım serbest bıraktı ama devlet kontrolünü bırakmadan yani ana temel. O yüzden hala güçlü. Çok güçlü. Dünyaya yön veren güçlerden bir tanesi. Ama Küba ve Çin deneyimlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Evet, oralarda devrimler oldu. Hem de birkaç devrim oldu. Ama o devrimler işçi devrimleri değildi, politik devrimlerdi. Yani iktidarın ele geçirilmesiyle ilgiliydi. Şuradan bunu çıkartıyorum. Çin devrimi oluyor. Mao uzun yürüyüşten sonra yıllarca çarpışıyorlar. Uzun yürüyüşte Çin'in her tarafını dolaşıyorlar. En sonunda kazanıyorlar. Şeye giriyorlar, Büyük Şangay'a giriyorlar, Pekin'e giriyorlar. Ve işçiler onları alkışlıyor. Grev yapalım mı diye soruyor işçiler. Ve Çin Komünist Partisi'nin yayınladığı ilk bildiri, grev falan yapmayın, toplumu felç etmeyin. Şimdi biz iktidara geldik, eski biçimleri şimdi sürdürelim diyor. Şimdi grevin olmadığı, konseylerin olmadığı, toplumun alt üst olmadığı bir devrim, sosyalist devrim değildi. Çünkü insanların görüşleri değişmiyor. İnsanlar aynı konumda kalıyorlar. İşçi sınıfı edilgen bir konumda kalıyor. Birisi çıkıyor, sizi kurtaracağız diyor, vaat ediyor. Dolayısıyla o vaat edenin niyetinden bağımsız olarak kurulan iktidar, eski iktidar kötü, hatta ondan daha kötüsü oluyor. Küba'da da öyle. Castro ve arkadaşları Che Guevara falan Havana'ya girdiğinde grev falan yok. Aşağıdan gelen bir taban hareketi yok. Evet, köylüler ve işçiler onları destekliyorlar. Onlardan çok şey bekliyorlar. Ama bir taban hareketine dayanmadığı için, sosyalizmi yukarıdan aşağı kurabileceklerini düşündükleri için ortaya çok berbat şeyler çıkartıyorlar. Öylesine berbat ki 6 ay, 1 yıl öncesine kadar Küba'da örneğin eşcinsellik hastalık olarak görülüyordu ve eşcinseller toplumun geri kalanından bir adada tecrit ediliyordu. Yani ve Küba devrimine baktığımızda Küba devrimi bir gay devrimiydi aslında. Yani eşcinsel hareketinin çok başlı damgasını vurduğu bir şeydi. Ve dönüp önce gayleri kestiler, eşcinselleri kestiler. Bütün bu toplumlarda böyle bir sürü gariplik deniyor, trajik, vahim zulümler var. Yani dolayısıyla bunların her biri elbette insanlık tarihinin bir deneyimleri ama bu deneyimlerden çıkarttığımız sonuç asla ve asla bir daha böyle deneyimlerin tekrarlanmaması için mücadele etmektir. Bunun yolu da sosyalizmi yukarıdan aşağı kuran değil, aşağıdan yukarı kurulabileceğini düşünen sosyalizm akımının, aşağıdan sosyalizm akımının güçlenmesi.
Evet, Yunanistan ve Türkiye solu dünyanın geri kalanından ayrı. Yunanistan ve Türkiye solu ikisi de son derece sektör dediklerini anlıyorum. Bizim burada böyle fenomen yok ama orada Yunan Komünist Partisi gibi güçlü, milliyetçi, iğrenç bir parti var. Yani tamamen monolitik bir parti var ama bütün bunlar çok yani bunların hepsi olgular, ekstrem olgular bugünün dünyasında. Dünyanın geri kalanında bunlar tartışılmıyor, başka şeyler tartışılıyor. Oranın sosyalistleri de başka şeyler tartışıyor. Demek ki biz burada daha sıkı örgütleneceğiz ve sol adına yapılan bütün hataları gerçek bir solu çıkartarak, insanlara bunu ikna ederek, güven vererek inşa edeceğiz. Bu çok temel bir görev Türkiye'de ve Yunanistan'da. Teşekkür ederiz.